uzak olsun. Öncelikle herkese merhaba. Covid'den dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Tedavi sürecinde olan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Tabii ki de 9 aylık bir süreç bizim için zor geçti. Çünkü futbolcu uzun bir dönem antrenman yapmadığında etkili olabiliyor. Ama 3 gündür milli takım kampındayız. Havamız gayet iyi. Antrenmanlarımızı hocamızla birlikte devam ettiriyoruz. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Şu an her şey yolunda. İbrahim'ciğim uzun zamandır bizi takip ediyor. 2020 ilk resmi maçımda, 2 Eylül tarihinde ilk resmi maçımı oynadığım zaman milli takımda, 2002 yılında. O zamandan beri var. Demek ki 20 yıldır birlikteyiz. Her şeyimizi biliyor. Ama yine de yani ipucu olsun diye söyleyebileceklerim sadece. Bazı genç arkadaşlarımıza, yeni gelen arkadaşlara görev vereceğim. Takımın tabii genel durumunu bilmiyoruz. O yüzden net bir şey söylemek mümkün değil. Ama bu bulunduğumuz kısa süre içerisinde eldeki oyunculardan durumlarını değerlendirerek bir de geçmiş kadronun iskeletinden bazı oyuncuları birlikte oynatmak için yeni oyuncularla beraber bu maçta göreceğiz. Maçı kazanmak istiyoruz ama aynı zamanda da bazı daha önce düşündüğümüz oyuncularımızı da burada bir kez daha görme şansımız olacak. Dediğim gibi 20 yıl önce 2 Eylül'de Moldova başlığıyla başladığım resmi milli maça 20 yıl sonra tekrar buradayım. Yani genç oyuncular, 20 yaşında olan oyuncularımız da var. Hayat böyle geçiyor. O yüzden kadro olarak sadece bizim değil, rakiple de ilgili değişiklikler olabiliyor. O yüzden kadro ile genel bir kanaatimi, evet bugün için var. Bugün bir daha göreceğiz. Son kararımı da yarın vereceğim ama bazı arkadaşlara, yeni oynamayan arkadaşlara şans vereceğim. Öncelikle Rıza Hoca'yı sever, sayarım. Yakın dostum olarak, kardeşim gibi olarak görürüm. O da bana saygısı olduğunu düşünürüm. Ama görüşleri itibariyle mutlaka görüşlerini söyleyecekti ki zaman zaman görüşüyorum kendisiyle. Bu kamp döneminde görüşemedik ama pandemi döneminde görüşmüştük ligler oynanmasın diye söylediğimizde. O zaman da yine böyle olumlu eleştirileri vardı ama ligler oynandı, bitti. Gerçi Sivasspor pandemiden etkilendiğini düşünüyorum. Şampiyonluk yarışında iddialı bir takımdı. Kadronun da darlığı sebebiyle şampiyonluk yarışından geri düştü. Birçok takım bundan etkilendi. Sivasspor da aynı şekilde. Ama bu eleştiri yapacak. Katılmamakla beraber yapacak. Sivas bu başarıyı elde ettiği için oynadığı oyunla, ürettiği oyuncularla hem Sivas'ın haklı olarak tüm Türkiye'nin bizlerin de gurur oldu. Ben de Rıza Hoca'yla Sivasspor'la gurur duyuyorum. Çünkü kendi kıt imkanlarıyla en başarılı takımlardan bir tanesi. Biz de maçı buraya alarak bir ödül verdiğimizi, aynı zamanda ilk defa bir amiri takım maçı olduğu için burayı tercih ettik ama maalesef pandeminin artması sebebiyle biz çünkü Mayıs sonlarında bu kararı vermiştik. Seyircisiz oynayacağız. Bu yönden üzüntülüyüz. Oyuncu seçimiyle ilgili zaten geçen sene de konuştuğumuzda ben kampa gittiğimizde 5 tane oyuncu vardı o zaman yine beni ziyarete gelen. Mert Hakan. Ben ziyarete gitmiştim, görüştüm. Mert Hakan, Emre Kılıç, Hakan Arslan vardı, Uğur Çiftçi vardı, bir de Caner vardı galiba. Şu anda zaten takım içerisinde baktığımız zaman iki tanesi bizimle beraber. Yani Sivas Spor'da oynarken aldım onları. Düşündüğüm oyuncuları Mart ayında. Şimdi ikisi de transfer oldu. Dolayısıyla Sivas Spor'dan oyuncu almadık demek doğru değil. Evet bugün itibariyle maçlar oynamadan, resmi maçlar oynamadan Sivas Spor'dan ayrıldılar. Ama o onların başarısı yani Rıza Hoca'nın başarısı, başkanın, yönetimin, Sivas Spor'un başarısı. Oradan ama kim alınabilirdi? Sol tarafta düşündüğümüz Uğur Çiftçi vardı, Hakan Aslan. Bunları da biliyoruz Rıza Hoca. Genelleme yaptığı için hangi oyuncu, başka oyuncu var mı bilmiyorum. Varsa onlara da bakarız. Hatta zaman zaman bize isim de söylerse biz hocayı dinleriz. Herkesi dinlediğimiz gibi bizim kulağımız Türkiye'de herkese açık. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olan herkesin
buraya gelme şansı var. Ama bir tercih yaptığımızda inanın ki hiçbir ön şartımız yok, olumsuzluğumuz yok. Ama değerlendirme olarak ister teknik türü, ister taraftar, ister medya mensubu bize söyleyecekleri her oyuncuyu biz değerlendiririz. Ama şu an itibariyle iki oyuncumuz da yarın itibariyle zaten burada büyük ihtimal aksilik çıkmasa bu sahada olacaklar. Tabii öncelikle koronavirüsü ile ilgili herhangi bir olumsuzluk yok. Testlerimiz negatif çıktı şu anda. Ama yani sakatlık olarak işte performans olarak veya şu anda kadro olarak seçimlerimizde bazı yeni oyuncuları aldık. Yine bizimle olması muhtemel oyuncuları bizimle birlikte değil. Bazılarının evrak eksikliğiyle almadık. Bunlar haftalık, aylık, günlük değişebilir. O yüzden eksiklik olarak milli takımda eksikliği söylemeye doğru bulmuyorum. Sebep ne olursa olsun tabii ki iyi oyuncular takımları daha başarılı hale getirebilir ama milli takımda seçim hakkı var. O yüzden kimin eksikliğinden çok bulunan oyuncuların sahadaki verimliliği çok önemli. Ben elimizdeki oyuncuların en iyisi olacağını düşünüyorum. Biz de yarın itibariyle bazı oyuncuların hazır olmadığı için kadroda olmayacak belki. Bazı oyuncular da kenarda bekleyip oyuna göre belki girmesi gerekebilir. Çünkü sezon başı olarak henüz performansların ne olduğunu bilemiyoruz veya eksik görüyoruz bazılarında. Zamana ihtiyacı var ama eldekilerle de en iyisini oynatmaya çalışacağız. Bizim ligler başlamadı. Macaristan ligi başladı. Üçüncü haftaya geçti. Dolayısıyla bizden öndeler. Onlar da kendi takımlarında eksik dediği mevkilere zaten o Fenerbahçe ve Ferencvaros takımlarından aldılar. Ki Ferencvaros da Celtic'i eleyen bir takım olarak iyi takım, iyi oyuncular var. Ama 6-7 tane oyuncuları var ki uluslararası alanda deneyimli, başarılı. Bugüne kadar takımın da iskeletini onlar oluşturuyor. Orada herhangi bir eksik yok. O yüzden bir eksik olarak görmüyorum. İsim olarak da söylersek kaleci Gulyaksi, aynı zamanda Orban, Leipzig oyuncusu iki oyuncu ve direkt oynayan oyuncular. Yine Edim Negi var orta sahada, Brüstel'de oynuyor. Yine ileride Mainz'de oynayan Zalai var, solda Salai var. Ve bir de orta sahada genç oyuncu olarak çok yetenekli bir Dominik dediğimiz oyuncu var. Zobaslai. Bunlar iyi oyuncular, yani diğerleri de iyi oyuncu. Bir de müsabakaya çıktığınız zaman oyuncuların form grafiği nedir, ne verecek? Yeni katılan oyuncular belki daha iyi olacak. Sezon başı olduğu için form durumları değişkenlik gösteren oyuncular var. O yüzden ne bizde ne orada eksikti düşünmüyorum. Yarın çıkan takımların her ikisi de kıran karana kazanmak için oynayacaktır. Biz de kendi sahamızda kazanmak istiyoruz. Tabii geçmişine baktığımız zaman bir futbol ekolü olan bu ülkenin takımı, ülke takımı Macaristan oldukça uluslararası alanda yıldızlar çıkardı ve dünya kupalarında oldu. Finalde oldu dünya kupalarında. Yarı finallere çıktı. Başarılı dönemleri var. 9 defa zannediyorum dünya kupasına katılan bir takım. 6 defa mı ne Avrupa şampiyonasına katılmış bir takım. Son yıllarda bir değişimleri uğradı görülebiliyor. Ancak bizim oynadığı 14 müsabakada 8 galibiyetleri 4 mağlubiyetleri var. 2 de beraberliğimiz var. Dolayısıyla üstünlük olarak yani genel bir değerlendirme yaparsak Macaristan'ın ama tabii her şey geride kaldı. Yeni bir dönem başlıyor. Yeni müsabaka olacak. Uluslar Ligi'nin ilk maçını Macaristan'la yapacağız. Biz de kendimize güveniyoruz. Şu anda az evvel saydığım oyuncuların tecrübeli oyuncuları ki bunlar içerisinde 20 yaşındaki Dominik Zobaslai var. Önünde yine ona yakın hücumda etkili olan Zalai var. O tecrübeli bir oyuncu. O da 33 yaşında. Diğer taraftan kalecileri ve stoperleri de tecrübeli. Yani tecrübeli oyuncuları var. Atanı tutanı iyi olan ama etrafında yeni aday olan oyuncular da var. Bir takım oyun içerisinde bazı oyuncularını getirmemiş olabilirler ama bir değişime uğradıkları doğru. Yeni bir çıkış yapıyorlar. O yüzden dikkatli olmamız gereken maç. Grupta rakibimiz zaten biz Macaristan, Sırbistan, Rusya 3 rakibimizden üstün olmak istiyoruz ve iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İyi bir takımla oynayacağımız düşüncesi içerisindeyim. Fakat maçta onların ve bizim ne yapacağımızı hep beraber maçta göreceğiz. Planlarımız kazanmaya dönük. Eldeki düşüncemizi, verimimizi alabilmek için olağanüstü gayretli olmamız gerekiyor. Sezon başı bütün oyuncular takımlar için. Kulüpler için de aynı şey geçerli, milli takım için de aynı şey geçerli. Pandeminin gölgesinde oynanan futbol var.
ev sahibi takımların taraftarlarının etkisinin olmayacağı bir müsabakalı oynayacağız. O yüzden Macaristan'ın futbol ekolüne, geçmişine saygı duyarak, yeni takımında da iyi oyuncular olduğunu bilerek kendimizi maça hazırlıyoruz. Hakan uluslararası deneyimi olan, marka değeri büyük olan bir futbol ülkesi İtalya'da Milan takımında oynuyor. Yetenekleri belli. Zaten biz aldığımızdan beri ondan memnunuz. Herhangi bir şikayetimiz olmadı. Veriminden de, oyuncu kabiliyetinden de, aynı zamanda karakterine de baktığımızda bizim için önemli bir oyuncu. Aynı zamanda kaptan olarak, kaptanlardan bir tanesi. Tecrübesiyle, oyun kalitesiyle, oyun görüşüyle takıma katkı yapan bir oyuncu arkadaşımız. Değer ve önem olarak zaten diğer oyuncularımız da aynı şekilde. Bütün oyuncularımız değerli, önemli. Farkı kılan kendileri. Onlar hepsi bir bütünün parçası. Her parça çok önemlidir. Her parça da görevini yaptığı zaman bu işleyişi daha aktif hale getiriyor. Zaten onu yaptığımız için bu zamana kadar iyi geldik. Bugün de aynı şeyleri düşünüyoruz. Oynadığı zaman da, oynamadığı zaman da takımın en değerli oyuncularından bir tanesi ve aynı zamanda kaptan olarak da görevini iyi yapan bir arkadaşımız. En önemlisi de uluslararası deneyimini takımı taşıyan bir arkadaşımız. Pandemi sonrası daha da kendini buldu. Daha da güçlü ve etkili olduğunu düşünüyorum. Moral olarak da daha iyi olduğunu düşünüyorum. Mevki olarak da forvet arkasında hücuma dönük orta saha olarak daha başarılı. Başından beri söyledik ama zaman zaman takımın ve maçın önemine göre sol açıda da sağ açıda oynatıldığı dönemler oldu. Ama en ideal, en rahat olduğu yerde forvet arkası ve hücuma dönük orta saha olarak dediğim gibi topu iyi kullanan, topa iyi vurabilen, gol atan, attıran, duran topları kullanan bir arkadaşımız. Yani onu anlatmaya gerek yok. Böyle bütün oyuncuları anlatırsak zaten zaman yetmez ama ona da, bütün oyunculara da başarılar diliyorum. Hocam sorularımızın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Eklemek istediğim şey şu olur. Biz şimdi tabii Macaristan'la bir maç yapıyoruz. Macaristan'ı analiz ettik, kendimizi analiz ettik, oyuncuları hep konuştuk. Ama asıl konuşulması gereken, ki konuşmalar esnasında en fazla geçen konu pandemi, koronavirüsü. Maalesef görünmüyor ama en büyük rakibimiz o şu anda dünyada. Takımlarında, iki takım için de geçerli. Macaristan, Türkiye için de. Bütün dünya ülkeleri için geçerli. Hep beraber ona karşı müsabaka yapmamız lazım. Takım olmamız gerekiyor. Bütün ülkelerle birlikte el birliği içerisinde verip virüsü yenmemiz gerekiyor. Bir kişinin veya bir ülkenin virüsü yenmesi yeterli değil. Dünya global bir dünya. O yüzden hepimiz dikkatli olmak durumundayız. Burada konuşurken de şu anda maskemi çıkardım. Mümkün olduğu şekilde maskemizi takalım ki mesafemiz de var. Maskemizi de takalım. Mesafeye dikkatli olalım ve hijyenik olarak da ellerimizi temiz tutalım. Temizlik de her zaman, temizlik bizde Müslüman dini olarak imandan gelir denir. Doğrudur da, temizlik her zaman her yerde geçerlidir. Bunları yaparsak birey olarak bize düşen görev bu ama aynı bireyli birbirimize de destek olarak, daha omuz omuza birbirimize yanaşarak, birbirimizi anlayarak bunu yaşamak gerekiyor ki bütün dünyanın yenemeyeceği bir hastalık değil ama bütün dünya kendi içinde birlik beraberlik içerisinde bu görünmeyen rakibe karşı iyi oynaması gerekiyor.
Yavaş dönüyorsunuz. Atışan bu gruplar hemen. Geldik, çevirerek geldim hemen. Çevir geldim hemen. Beraber. Birazcık daha açtık. Daha büyük açtık. Daha büyük. Evet. Bravo. Aldım yan yan. Hop. Bravo. Tersini yapacağız. Tersi. Aynı. Bravo, bravo, bravo.
Geri geri aynısı. Back. Sakın aferin. Gelsin acele etme. Gelsin arkadaşım. Aldım hemen. Deyim. Geri. Ağzını yavaş yavaş. Elimizi de içeri koyuyoruz. Koyduk içeri. Hop.